Raul Neto. Şimdi ben en son böyle bir küçük analiz gibi, çünkü analiz yapacak bir durum yok, açıklamaya çalışacağım. En son bir kendim verileri göstererek açıklama yapacağım. Önce Özgür abi'den başlayalım. Raul Neto transferi için, Fenerbahçe'nin Raul Neto transferi için ne düşünüyorsun? İlk haber 26 Haziran gibi Zafer çağrı verdi. Sonrasında ben olmaz gibi düşünüyorum. Panko, Pengoz veya ikisinden birisi gibiydi. Karates kalacak gibi hissiyatı verdi ama yani sonuç itibariyle Neto bence çok iyi transfer. Delici özelliği çok muazzam. NBA maçlarını açtım baktım. Yani highlight olarak değil de direkt maç içindeki oynadığı sürelerdeki durumuna bakayım istedim. Bir kere karşısındaki bütün Amerikalı oyuncuların karşısında yani prospekt olan veya çok yetenekli Amerikalıların oyuncuların karşısında kalabiliyor. Şut mekaniği biraz kötü. Ceza şutu atabiliyor yalnız Karates'ten daha iyi olarak. İçeri deliciliği muazzam. Yani şimdi Karates'ten bir tık daha iyi gibi böyle yorumlar görüyorum. Çok yani bilmem Uğur daha iyi bilir o işleri de. Bence o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Hatta çok iyi transfer olduğunu düşünüyorum. Pas yeteneği muazzam, oyun görüşü çok iyi. Sadece yaşı 31-32 civarında şu anda yaşı biraz ilerledi. Ama birebir de adam geçme, işte open court'ta rebound alındıktan sonra hızlı hücuma geçişi, içeriye dribblingle dalışı, takımdaki uzun oyuncuyu görüşü, yani sadece pick and roll oyunu gibi değil, dışarıdaki forvetleri görüşü bence muazzam. Artı ceza şutu Kalates'ten daha yukarıda olduğunu düşünüyorum. Sevgili Özgür abinin normal basketbol görüşlerini çok beğenir, çok takdir ederim, çok da keyifle takip ederim. Ondan da çok şey öğreniyorum fakat Neto ile ilgili pek görüşlerine pek katılamıyorum maalesef. Yani Neto nasıl ifade edeyim? NBA'in tescilli yedek point guardlarındandır. Güven aralığı fena olmayan, hani takımların özellikle ilk beşlerinde genelde daha skorer, daha bireysel skor üretme özelliği, potaya gitme özelliği olan oyuncuları dinlendirmek istediğinde, oyunun yine oyun kontrolünü sağlamak istediğinde, tempoyu belli bir seviyede tutmak istediğinde tercih ettiği bir oyuncudur. Daha önceki yıllarda hani kimlerin alternatif olarak düşünüldüğüne bakalım. Geçen sene Rubio'nun sakatlığı sonrası Cleveland'da Darius Garland gibi çok önemli bir skor üreticisi ve üretme yeteneği olan iyi bir asistçinin alternatifiydi. Washington Wizards'da fena oynamadı. Oradaki sezonları da aslında fena geçirmedi diyebiliriz. Oradan gelince son sezonunda Dinwiddie'nin alternatifiydi. Dinwiddie açıkçası aslında oyun aklı yüksek fakat kendi skorunu üretme konusunda takımı arkadaşlarını beslemeye göre daha iyi olan bir oyuncu. Onun alternatifiydi. Daha önce de hani yine iyi sezon geçirdiği, Washington'ın da playoff'ta play-in'e çıktığı dönemde Russell Westbrook'un alternatifiydi. Neto ile ilgili şunu söyleyebilirim. Mesela evet alternatif bir oyuncu ama mesela kolay kolay takımların garbage time dediğimiz artık maçı kaybettiği kesin olan farkın 30'a çıktığı zamanlarda pek oyunda bulunmaz. Çünkü hakikaten takımların genelde 6-7 kişilik ana rotasyonunun bir parçası oldu. Özellikle son dönemde. Fakat o kadar uzun süredir NBA'de alternatif oyuncu ki ve süreleri düşük ki maalesef hiçbir zaman ve Avrupa'dan gitmeden önce dönemde ben Murcia dönemini de hatırlıyorum. Orada bile tam olarak takımın hani böyle yükünü çeken tarzı bir oyuncu değildi. Yani bu adam kariyeri boyunca çok az kilometre yaptı. Hiçbir zaman 20 dakika, 18 dakika, 19 anlamlı dakikaları çok nadir oynadı. O yüzden de oyuncunun ciddi bir oyun karakteri bile tam olgunlaşmadı. Yaşına göre yani yaşından dolayı çok olgun, çok tecrübeli bir oyuncu gibi görüyoruz ama o kadar az kilometre yapmış bir oyuncu ki gerçekten bu da kafamda ciddi soru işareti. Örnek veriyorum Fenerbahçe'nin mevcut kadrosundaki Kalates mesela. Evet eleştirdiğiniz çok tarafı var ama Kalates oynadığı takımların genelde hakikaten ana rotasyonunun değerli parçası oldu. Ama Neto için aynı şeyi söyleyemiyorum maalesef ve NBA'de de Utah Jazz dönemi dışında gerçekten hani kötü kurulmuş organizasyon becerisi düşük takımlarda böyle takımın gelsin şey yap kenardan gelsin takıma bir düzen getirsin şeklinde oynatıldı. Çok az potaya bakan türde bir oyuncu. Yani sayı ortalamaları insanları aldatmasın. Hani aslında hani attığında çok kötü atmıyor. Fakat potaya o kadar az bakıyor ki o yüzden ortalamaları yanıltıcı. Mesela kariyer ortalaması %36 üçlük görünüyor fakat oyuncunun kaç şut kullandığına bakarsanız şut oranının çok düşük olduğunu görürsünüz. Potaya gitme konusu hakikaten o konuda fena değil. Evet yani delicilik ama işte ona da yani mesela örnek veriyorum. Avrupa basketbol seviyesinde fark yaratacak
Rakipleri tedirgin edecek, rakiplerin Fenerbahçe'ye karşı önlem alacağı türde bir delicilik değil. Faul çizgisine gittiğinde faul sokabilen bir oyuncu ama potaya çok az bakan, çok az sayı atan türde bir oyuncu. Hani şöyle diyelim, çok az sayı atıyor ama mesela çok asist mi yapıyor? Hayır, öyle bir oyuncu değil. Çok fazla hani böyle mesela oyun görüşü, Kalates gibi böyle öldürücü paslar verebilen türde tam o türde bir oyuncu da değil. Hani ne bileyim, gardınızdan çok beklentiniz olmadığı dönemlerde zaten sahada iyi bir top yönlendireceğiniz, topu kanattan yönlendirebilen forvet oyuncularınız varken topu karşı sahaya güven içinde getirebilecek, düzen içerisinde, tempo içerisinde top kolay kolay top kaybı yapmayacak türde bir oyuncu. Yani beklentileri skor anlamı, hücum konusunda çok düşük tutmanız gereken bir oyuncu. İyi bir savunma, ama savunma tarafına gelelim. İyi bir savunmacı. Disiplinli bir oyuncu, oyun disiplininden kopmayan, oyunun içinde olan, top çalma konusunda da gerçekten NBA'de oynadığı sürelere göre bile baktığınızda iyi iş çıkardığını görürsünüz. Yani maçların mesela 48 dakikaya vurulduğunda top çalma konusunda da NBA'in değerli oyuncular arasında olduğunun çok kolay farkına varabilirsiniz. O konuda savunma konusunda iyidir, fakat o da fiziksel özelliği zaten açıkçası rakiplerine çok fazla ezilmeyen türde bir oyuncu. O konuda Fenerbahçe'ye bir defo getireceğini düşünmüyorum. Hatta Kalates'ten iyi olduğu konular var, fakat tekrar söylüyorum. Oyuncunun kariyerinde süre aldığı NBA kariyeri boyunca o kadar az anlamlı dakika oynadı ki, oyuncunun yani Euroleague seviyesinde oyunun yoğunlaştığı, sıkıştığı anlarda ne yapacağı konusu gerçekten hani onu çok merak ediyorum. Çünkü orada ciddi bir koçluk istiyor. Çünkü oyuncunun bu konuda, kızamıyorum oyuncuya, çünkü oyuncunun NBA kariyeri genelde bu şekilde oldu. Herkese sorumu şöyle sorayım. Yani chat'e sorduğum şeyi önce yorumcularıma, sonra tekrar döneceğim, kıyasına döneceğim bu oyuncuların. Özgür Yüksel'e sorayım. Kalates mi, Neto mu? Hangisini tercih edersin net bir şekilde? Ya şimdi şöyle bir durum var. Biraz psikolojik bu işler. Kalates'in finali getiremediğini düşünüyor Fenerbahçe taraftarı. Bundan dolayı Neto diyorum. Yeni bir hava, yeni bir rüzgar. Yani Kalates'te hemen hemen aynıysa refresh etmekte fayda var diye düşünüyorum. Kısaya baskı, senin söylediğin Uğur söylemişti. Kısaya baskıyı ben çok beğendim. İzlediğim 2-3 tane maçın ilgili sekanslarında Neto'nun kısa baskısı muazzamdı. Böyle bir hani hep biz İtüdis'te bir Daniel Hackett arıyoruz ya. Ben Hackett havası aldım o anlamda. Ben Neto diyorum. Bu konuda da ısrarcıyım. Yani Kalates'in birazcık psikolojik olarak Fenerbahçe taraftarı ve genel kanı itibariyle bir üst seviyede, yani Final Four'a gitme durumunda bir loser olma durumu var. Bu psikolojiyi kıramıyor. Ondan kaynaklı ben Neto diyorum. Taze kan olması açısından. Uğur? İkisi de değil diyorum Umut'cum. Yani gerçekten. Yani şöyle söyleyeyim. Hiçbir üst seviye takım Kalates'i upgrade ediyorsa Neto'yu tercih etmemeli benim kriterlerime göre. Ha, ikisi hangisi daha iyi oyuncu? İkisine de kendine göre artıları var. Fakat sadece primitif bir bakış açısıyla Neto'nun ondan daha genç olması, daha yeni olması, Kalates biraz fazla yıprandı. Çok da eleştirildi bence. Hani biraz oyuncu irtifa da kaybetti. İlk geldiği dönem çok formdaydı. O zaman takım arkadaşlarının ve koçunun da bence ona saygısı çok üst düzeydi. Bence zamanla saha içindeki yetersizlikleriyle ve savunmada da geminin su almasıyla bence arkadaşlarına saygısını da kaybetti. O yüzden ben Kalates'in Fenerbahçe'deki misyonunu tamamladığını düşünüyorum. Ama Fenerbahçe ancak Kalates'i şöyle değerli kılabilirdi. Kalates'te varken, hatta Madar'ı da almışken, Fenerbahçe gerçekten bir numaraya çok elit bir top yönlendirici alsaydı eğer, o zaman işte onunla beraber Kalates'i sahada tuttuğu anlarda Kalates'in defolarında maksimum örtecek şekilde, kapatacak şekilde bir rotasyonla, o zaman Kalates'i Fenerbahçe yeniden değerli gösterebilirdi. Fakat hali hazırda maalesef Fenerbahçe guard rotasyonunu çok, yani hiç iyi kuramamış oldu. Birbirlerini tamamlamayan bir oyuncular. Çünkü genelde büyük elit takımlar ne yaparlar? Takımı dizerken açıkçası genelde oyuncuların eşleştirirken birbirlerinde olmayan özelliklerle tamamlamak isterler. Birisinin çok iyi yaptığı şeyi diğeri yapamıyordur. Oradaki o eksiği kapatsın isterler. Fenerbahçe maalesef sahaya benzer türde getiren oyuncuları kadrosuna alıp duruyor. Neto yeni geldiği için, Ramiz dayının yeni eskiyi yener dediği için de açıkçası burada yeni, ben de tercihimle Neto'dan yana koyuyorum ama açıkçası Kalates'in yerine Neto geldiği için hiç memnun değilim. Hiç doğru bir transfer olarak görmüyorum.